Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi allazi allama bil kalem allama l-insana ma lam ya'lem ve sallallahu ala rasulihi seyyidina Muhammedin ve sellem ve ba'd. Birinci saat akide olacak. Tahavi metnini okuyoruz. Akide İman esaslarından bahsediyor. Şerefül ilmi bi şerefil malumi. İlmin şerefi, ilmin itibarı maluma göre kıymetlendirilir. Akaidin malumatı da Allah Azze ve Celle'den bahseder. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından bahseder, esmasından bahseder. Enbiya'dan bahseder, meleklerden, kitaplardan bahseder. Yani malum en büyük olunca o zaman bu ilim de diğer ilimlere nispetle daha önde oluyor. Bu cihetle Ebu Hanife akaidi el-fıkhul ekber olarak isimlendirdi. En büyük fıkıh, neye göre en büyük fıkıh? İbadete göre en büyük fıkıh. Yani o akaidle alakalı mecmuasının, kitabının adı Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh el-fıkhul ekber. Yani kendi yazdı, başkasına yazdırdı, imla etti. Ama neticede Ebu Hanife rahmetullahi aleyhe isnat ediliyor ve onun görüşleri, akaidle alakalı mutalaları El-Fıkhul Ekber içinde var. Peki neden Fıkhul Ekber? Malumatı itibariyle. Çünkü Ra'sul İlmi, yani ilmin esası, ilmin başı, zübdesi bu. O zayıf bir hadistir. Arabi sorunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu şekilde tesmih ediyor. Hadis zayıf olur, olmaz ama netice itibariyle bakınca el-fıkhul ekberdir akaid. Çünkü peygamberler muhataplarına ilk olarak bunu söylediler. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Mefhum itibariyle, mantık itibariyle ibadete kulluğa çağırdılar. Yani وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Liya'budun, nasıl onu İbn Abbas rahmetullahi aleyh tefsir ediyor? لِيَعْرِفُونَ, لِيَعْرِفُونِ. Yani Allah Azze ve Celle'yi bilmemiz için neden yarattı bizi? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yani ibadet etmek. Oradaki mana diyor İbn Abbas radıyallahu anhuma, liya'rifuni, beni bilmeniz için, yani Allah Azze ve Celle'yi bilmek için. Peki onu nasıl bilecek, o maluma nasıl ulaşacak insanlar, Müslümanlar? Akaidle ulaşacaklar, akaiddeki malumat itibariyle ulaşacaklar. Akide akade fiilinden geliyor. Kelimeler mastardan mı türer yoksa fiilden mi türer, bununla alakalı nahivcilerin dört ayrı görüşü var. Ama biz fiilden türediğini söyleyelim, akade fiilinden türüyor. Yani diyorsun ki ipi bağladım, akadtul hable, ipi bağladım, düğüm attım, orada bir kesinlik var. Burada da akide kalbin ameliyesidir. Kalbin duruşudur, kalbin bilgisidir. Yani akidetul kalbi, kalbin akidesi, kalbin ameli, kalbin bağlanması. Ya şöyle tarif edebiliriz. El hukmul cazimu la yekbelu teşkike. El hukmul cazimu la yekbelu teşkik. Şek, şüphe kabul etmeyen kesin hüküm. Akide faile kalıbındadır. İsmi fail, mef'ul anlamındadır. İsmi mef'ul anlamındadır. Akide faile kalıbında, ismi mef'ul anlamında. Yani bağlanılan, kesin üzerine hükmedilen, şüpheye yer verilmeyen, yani zerre kadar akidenizde şüphe olmayacak. Birazına inanıyor, birazını inkar ediyorsa bu akide olmaz. Efe tu'minune bi ba'dil kitabi ve tekfurune bi ba'd. Yani bir kısmına inanıyor, bir kısmına diyor ki şimdi bu zamanda, bu asırda olmaz diyorsa bu akide olmaz. Akide olması için sadece İslam olacak, yalnız İslam olacak.
İslam'dan başka anlayışa, düşünceye vesaireye o kalpte yer vermeyecek. İslam'la sadece o akdi yapacak. Yani İslam'la bir akittir. Allah'la kulun bir akdidir. Teslim olması kalbin teslim oluşudur. Şimdi hani Yahudilerden bahsederken Elem tara ilellezine utu nasiben minel kitabi yu'minune bil cibti vettaguti ve yekulune lillezine keferu haulai ehda minellezine amenu sebila. Kalkıyorlar Medine'den Mekke'ye gidiyorlar. Mekke'de müşrikler diyor ki siz ehli kitapsınız. Peygamber de bana da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o da diyor ki bana da Allah'ın ayetleri geliyor. Yani belki siz onlar adına çalışıyorsunuz. Yahudilere diyor Mekke müşrikleri. Şu bizim putlara bir secde edin. Bakalım Muhammed'in tarafında mısınız yoksa bizim yanımda mısınız? Onlar Mekke'nin putlarına secde ediyorlar, eğiliyorlar. Yani o zaman bu imanın Yahudi ile alakası nedir? Sadece kelime itibariyle bir alakası var. Fakat iman kelime ile alakalı değil, kalbin duruşudur. Kalbin Allah'la, Rabbi ile münasebetidir. Vahiy ile münasebetidir. Dolayısıyla yani bir adamın imanı var ama buna rağmen ideolojilerle, anlayışlarla, başka mezheplerle, İslami olmayan oluşlarla, duruşlarla, yönelişlerle alakası varsa, oralardan kopamıyorsa, la ilahe illallah derken bütün ideologyaları boşayamıyorsa, atamıyorsa, süremiyorsa, o zaman orada akide yok kardeşim. Akide olması için el hukmul cazimu la yekbelu şekke ve teşkike, ne şek olacak, ne teşkik olacak, tereddüt olacak, hiçbiri bunların olmayacak o kalpte. Peki akide ile alakalı bu mesaili nereden alıyorlar? Ayet-i kerimelerden, hadislerden alıyorlar. Yani çok böyle felsefi mutalalara girmiyorlar. Felsefe ile akaidde çok bir kavga yok. Sadece o ehl-i sünnetin has, berrak, saf esaslarını akaid kitaplarında görürsünüz. Ama mesele kelamla izah edilirse, kelam zaviyesinden bakılırsa, mesela Şerhul Akaid'i İmam Taftazani'nin Nesefi üzerine yazmış olduğu o şerhe baktığınız zaman böyle sayfalarca gidersiniz, bir ayet, bir hadis göremezsiniz başında. Neden? Önce felsefeyi alıyor, karşısına oturuyor. Sonra teşebbesu bi ezyalil felasife, ezyalil felasife. Felsefenin kuyruğuna yapışmış olanları da alıyor. Siz de gelin diyor. Sizin usulünüz ne kardeşim diyor bu. Önce usulü tanıyacaksın. Usulü tanımadan ben seni tanımıyorum diyemezsin. Yani batıyı tanımadan, ideologyasını tanımadan tanıyorum, tanımıyorum diyemezsin. Onun için kelamda iki damar açmalı. Kelamda iki mecra açmalı. Bir, İran, Hint, Yunan felsefesi İslam'a girdikten sonra 4. asırda işte İmam Maturidi, İmam Eş'ari ile başlayan o felsefeyi reddeden, felsefeyi o düşünce kabristanlığına gönderen o kelami damar, Maturidi ile İmam Eş'ari ile gelen akide damarı, kelam damarı. Peki Batı'da sanayi devrimi oldu. Aydınlanmadan sonra artık Batı kilisesini aldı, o binanın içine koydu. Aydınlanmanın münkir aklı, inkarcı aklı dedi ki sen buradan çıkamazsın. Tarihselciliği aldılar. Onlar dediler ki ya bu kiliseyle bizim yıllarca süren bir alakamız var, irtibatımız var. Bir anda bunu gömmeyelim dediler. Papazlar bizim adamlar. Ne yapalım? Onu ayıklayalım. Kilisenin içindeki ne kadar efsane, masal varsa onları çıkaralım, anlaşılabilir bir forma getirelim dediler. Tarihselciliği, hermonetik okumayı bunun için icat ettiler. Yani anlaşılır yere indirdiler. İncil'i, kiliseyi yere indirdiler ki insanlar onunla irtibata geçebilsin diye bunu yaptılar. Ama buna rağmen bir sürü akım hareket çıktı ki o inkar rüzgarları gelince İslam dünyasını da kasıp kavurdular.
O halde şerul akaidle, şerul akaidin o baş tarafında kendi çağında, zamanındaki filozoflara verdiği cevaplar, duruşlar, onlarla bugünkü münkir aklın karşısına çıkarsak ikna edemeyebiliriz. Şerul akaidi okuyacağız. Okumamız gerekiyor. Neden okuyacağız? Çünkü üstadımız Allame Taftazani, büyük adam bu. Taftazani dediniz mi duracaksınız. Bunlar kurucu akıllar. Osmanlı medresesinin akaidle, kelamla, hatta usulü fıkıhla alakalı kurucu isimlerinden birisi Taftazani'dir. Çünkü o damar İstanbul'a geliyor. O damar Seyyid Şeriflerin, Taftazanilerin damarı İstanbul'a geliyor. Kurucu metin sahibidir İmam Taftazani rahmetullahi aleyh. O bize teknik gösteriyor. Diyor ki, benim zamanında yaşayan adamlarla ben şöyle mücadele ettim. Esas şu, menhec şu, sen de bu yoldan yürü. Şimdi aydınlanmanın münkir aklı var. Bu adamların karşısına nasıl çıkacaksın? Neyle çıkacaksın? Kur'an-ı Hakim'e git, sünnete git. Sana bu usul, oradan neleri çıkarman, anlaman gerekir, onları verecektir. Mesela bununla alakalı Er-Risaletul Hamidiyye. Er-Risaletul Hamidiyye. Bu kitabı tercüme de ettiler. Abdülhamid'e nispet ediyor kitabını. Bir de bunun daha böyle akaide yakın, akideye yakın duran başka bir kitabı var. El-Husunul Hamidiyye. Kimin bunlar? Hüseyin Cisr'in. Hüseyin Cisr, Lübnanlı alim. Abdülhamid'in muasırı. Abdülhamid Han Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh muasırı. Er-Risaletul Hamidiyye. Yani bu kitabı mutlaka okumalı. Bu kitap ne diyor? Nasıl mücadele etmemiz gerekir? Yani Bediüzzaman'ın da risalelerini bu noktada değerlendirmek lazım. Yani kelam boyutunda değerlendirmek lazım. Küfürle nasıl mücadele etmeli, nasıl anlamalı? O noktada Bediüzzaman'ın eserlerinden de istifade etmek gerekiyor. Er-Risaletul Hamidiyye ile Bediüzzaman ondan da almış. Zaten ondan bahsediyor. Hüseyin Cisr'dan da bahsediyor. O halde esas ne? Hocalarımız. Kim onlar? Seyyid Şerifler, Taftazaniler, büyük adam onlar. Yani Razi büyük adam. Sadece yani Allah Azze ve Celle ile alakalı El-Metalibi yazıyor ciltlerle, değil mi? 9 cüz, 6 cilt olması lazım Metalib. Şimdi o kadar bir derinlik var, o kadar bir genişlik var. Peki dönersek tekrar akide ve kelam. Akide ayet ve hadislerle izah ediyor. İslam dairesi içerisindeki batıl mezhepler nelerse onları tasfiye ediyor. Ama kelam dışarıdan gelen, felsefeye karşı bir duruş. Onlarla nasıl hesaplaşacaksınız? Nasıl tasfiye edeceksiniz? Yani durduğunuz yerde durursanız, ayet ve hadisle kafirin karşısına çıksan ikna edebilir misin? Adam inanmıyor ki. Yani yanlış anlamayalım. Taftazani neden ayet kullanmıyor başta? Çünkü karşısında bir dehri var. Allah'a inanmıyor. Kabul etmiyor. Siz Allah'a inanmayan bir adama Allah'ın ayetlerini onlara inandırabilir misin? İnandıramazsın. O zaman o aklını tutacaksın. Alacaksın. Hesaba çekeceksin. Ey serseri akıl, gel diyeceksin ona. Gel. Gel bakalım, seninle senin anlayışın üzerinden bir hesaplaşalım diyeceksin. Hesaplaşacaksın, onu teslim alacaksın. Ondan sonra Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini okuyacaksın. İşte kelam uleması bunu yapar. Onun için akide kitaplarının o maddeleri değişmez. Yani şimdi Taftazani'nin semiyat bölümü var. Oralar hiç değişmez. Hep aynıdır. Çünkü melekler, ahiret, cennet, haşir, cehennem, bunlar değişmez. Aynısını okuyacaksınız. Ama kelam, karşıdaki düşman değişince, onun gardı değişince, silahı değişince, o zaman siz silahınızı ona göre ayarlamanız gerekiyor. Yani kelamda, sistemde değişiklik olabilir ama esaslarda değişiklik olmaz. Peki o sistemi de neye göre yapacaksınız? Felsefenin esaslarına göre değil. Neye göre?
Taftazanilere göre, Seyyid Şerif Cürcanilere göre. Bu yolun ulu hocaları onlar. Allah Teala'nın inayetiyle inşallah bundan sonraki halkalarda üçüncü akide kitabı, kelam kitabı olarak yani devam eden kardeşlerimiz sonraki yıllarda onlar Şerhül Akaid'i okuyacaklar, okuyacağız onlarla. Şerhül Akaid'i gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki ey Kant, ey Descartes, ey Dilthey, ey Gadamer, ya sen de ne oluyorsun? Hani üstad diyor ya, biz güneşi ceketinin astarı içerisinde kaybeden marka Müslümanlarıyız. Marka Müslümanı, kendi dünyasından, irfanından, imanından, taftazaniden haberi olmayan adam. Eğer biz ilahiyata Molla Camii taşıyabilseydik, yani El-Fevâidu Diyâiyye'yi, kafiye üzerine yazmış olduğu o şerhi, onun başındaki o kelimeyle, lafızla, manayla alakalı tahlillerini getirseydik, bütün anlatabilseydik yani, anlayabilselerdi o El-Fevâidu Diyâiyye'yi, ölümüne bir yıl kala yazıyor Mevlana Molla Camii Rahmetullahi Aleyh, o kadar derin bir ilme, zihne, zekaya sahip, bütün felsefe, talebeler, hocaları alır getir derlerdi ki, efendim, bütün filozoflar ancak Molla Mevlana Camii'nin yanında yaver olabilirler. Biz tanımıyoruz ki, bilmiyoruz. Bu irfan derinliklerinden mahrumuz. Bu dünyaya mahkumuz. Mahkum olduğumuz dünya bizi mahrumiyetten kurtarmıyor işte. Ebedi sürekli bir mahrumiyet var. O halde prangamızı, zincirimizi nasıl kıracağız? Bu kitapları tanıyarak. Allah Teala'nın inayetiyle şimdi dün başladığınız sarfa, nahve, hiç endişeniz olmasın. Fakülte kazanabilen bir kardeşim kesinlikle bu dersleri anlar. Bilmediğiniz şeyler size zor gelebilir. Bu kitaplar nasıl anlaşılır demeyin. Hepimiz böyle anladık. Hepimiz buralardan geldik. Hep başta böyle gelirdi bütün kardeşlerimize. Ama Allah Teala'nın inayetiyle hep muvaffak oldular. Siz de olacaksınız. Kesinlikle bu noktada yeis olmasın. Yani وَلَا تَقْنَدُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah Teala'nın rahmeti hepiniz hakkında. Çalışınca tecelli edecek. Yani Müslüman umutsuzluğu yeis hali olur mu? Olmaz. Şeytandan gelir. Dolayısıyla o noktada zerre kadar bir tereddütümüz olmasın. Hepiniz muvaffak olacaksınız Allah Teala'nın inayetiyle. Peki şimdi Tahavi akidesini okuyoruz. Tahavi akidesini okuyoruz. Yani İmam Tahavi rahmetullahi aleyh buna böyle bir isim vermiyor. Fakat öyle meşhur oluyor. Öyle meşhur oluyor Tahavi akidesi diye. Yoksa biz İslam akidesini okuyoruz, Tahavi akidesini okumuyoruz ama müellifiyle meşhur oluyor. Mesela Suyuti okuyoruz diyor bizde İFAM'daki öğrenciler. Peki İmam Suyuti'nin 950 tane kitabı var. Öyle dedi birisi, ben tespit ettim. 950'ye kadar ulaşıyor İmam Suyuti'nin telif ettiği kitaplar, 950. Peki Suyuti'yi okuyoruz deyince hangi kitabını okuyoruz? Ha, bizdekiler Elfi üzerine şerhini okuyoruz. El-Behçesini veya El-Nehcesini, iki türlü de tesmiyesi var. El-Behcetul Merdiyesini okuyoruz. Peki niye? Buradakiler biliyorlar hangi kitap olduğunu. Suyuti deyince onu anlıyorlar. El-Akidatul Tahaviye, Tahavi akidesi deyince... Ya biz biliyor ki bütün Müslümanlar bu İslam akidesidir ama müellifini müellifine nispet ediliyor. Müellifiyle anılıyor. Bu şekilde şöhret bulan kitabı, metni okuyacağız. Metin, küçük metin. Bu metinleri ezberlemek lazım. Esnafımız medreseye gidince metinleri ezberlerlerdi. Fıkıhta bir metin, akaidde bir metin, usulde bir metin, mustalahatta bir metin, hepsinde bir metin ezberlerler. Sonra onları ayın bir gününde tekrar ederlerdi. Eğer bu sürekli tekrarlar olursa unutmazsınız. Ama bir yıl sonra tekrar ederseniz bir metni tekrar etmek bir hafta alabilir. Ayda bir tekrar ederseniz şöyle sayfalara, başlıklara baktığınız zaman meseleler hatırınıza gelir, zihninizde canlanır. Belki bir saatte kocaman bir kitabı tekrar etmiş olursunuz. Medreselerde hep böyle tekrar günleri, tekrar saatleri olurdu.
Peki kimdir bu İmam Tahavi rahmetullahi aleyh? Mısırlı. Mısır'da dünyaya geliyor. 229 yılında dünyaya geliyor. Hicri 229'da. 321'de vefat ediyor. Şimdi yaşadığı döneme asla bakarsanız hadisin altın devrinde, altın çağında yaşıyor. İmam Buhari'nin vefatı ne zaman? 256. İmam Nesai'ninki ne zaman? 303. Peki 6 tane hadis imamı, usulü sitte diyoruz değil mi? Usulü sitte, kütübü sitte ya da işte Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Ebu Davud. Bunların vefatı ne zamanlar? 256 Buhari, 303 İmam Nesai. Peki İmam Tahavi 321. Yani o dönemde yaşıyor. Onun için aynı diyor ki rahmetullahi aleyh Hanefi fakih hem büyük muhaddis Buhari şarihi Umde'nin Umdetul Kari'nin sahibi efendim binaye hidaye üzerine o muhallet la yemut ölümsüz şerhin sahibi aynı çok eseri var. Yine efendim Şerhu Maanil Asar'ın da onun üzerine de şerhi var. Onu da yeni bastılar Ayni'nin. Orada diyor ki Ayni rahmetullahi aleyh. Bana göre bu İmam-ı Tahavi rahmetullahi aleyh Şerhu Maanil Asar'ın Şerhu Muşkilil Asar'ın sahibi olması hasebiyle oradaki hadisteki derinliği efendim ricale vukufiyeti hadise vukufiyeti kesreti şuyuhu yani hocalarının çokluğu itibariyle Buhari, Müslim onların seviyesinde bir muhaddistir diyor. Kim? İmam-ı Tahavi. Öyle bir adam. Sonra bir ulema ailesinde dünyaya geliyor. Baba ilk hocalarından. Annesiyle alakalı daha çok kitaplarda şöyle söyleniyor ama tahkik ettiğimiz zaman şu ortaya çıkıyor. Dayısı İmam-ı Müzeni. İmam Şafii'nin talebesi İmam Müzeni. Onun yanında neş'ü nema buluyor. Deniyor ki İmam-ı Müzeni'nin bir kardeşi İmam-ı Şafii'nin ders halkasına gidermiş. Tabakat alimleri de diyor ki İmam-ı Şafii'nin ders halkasına giden Müzeni'nin kız kardeşi İmam-ı Tahavi'nin annesi olabilir. Yani bu annesidir diye ilk dönem kitaplarında bir kayıt yok. Ne kaydı var? Sadece Müzeni'nin kız kardeşi İmam-ı Şafii'nin ders halkasına gidiyor. Demek ki kızlar da onlar da ilim meclislerine geliyorlarmış. Ama nerede duruyorlar? Perdenin arkasında duruyorlar. Yani ihtilat yok. Aynı mekanda birbirlerini görecek şekilde oturmuyorlar. Sahabe zamanında da onlar geliyorlardı ilim halkalarında arka taraflarda perde olduğu halde oturuyorlar. Onlar da dinliyorlardı. Ama yani kitap telif etmek için değil de yürekleri telif etmek için okuyorlardı. Onun için böyle kitap şöhret getireceğinden, onların da şöhretten, ateşten kaçar gibi bir iradesi olduğundan yazmamışlar, telif etmemişler, öne çıkmamışlar. Ama Hazreti Ömer Efendimiz'i biliyorsunuz. Yani mehirden bahsediyor. Mehirleri bu kadar artırmayın diyor. Erkekler evlenemiyor. Önde erkekler var. Alim sahabiler var. Onlar dinliyorlar. Peki onların sesi çıkmıyor. Kim konuşuyor? Arkadan alime bir kadının sesi geliyor. Ne diyor? Enettebi'u kavlek em ev kavlallahi. Enettebi'u kavlek ev em kavlallahi. Senin sözüne mi yoksa Allah'ın sözüne mi ittiba edelim? Ne ayeti kerimeyi okuyor? Hangi ayet? Ve in arattum istibdale zevcin mekane zevcin ve ateytum ihdahunne kintaran. Ya orada kintardan bahsediyor. Peki o zaman kintar o kadına mehir verilebiliyorsa sen nasıl buna müdahale ediyorsun Ömer diyor ya. Senin sözüne mi ittiba edelim yoksa Allah Azze ve Celle'nin sözüne mi buyruğuna mı? Yani bu ümmet bu kadar derinliğe sahip alime kadınları çıkarmış. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh sen kim oluyorsun da bana itiraz ediyorsun demiyor. Oradaki erkekler de demiyor ve konuşmuyor, öne gelmiyor, önde durmuyor. İhtiyaç olunca konuşuyorlar.
arkada duruyorlar. Yoksa bir kadın erkek öğrencilere çıkıp hoca olup onlara ders anlatamaz, caiz değildir. Ve izâ se'eltumuhunne meta'an fes'eluhunne min verâi hicâb. Yani o annelerimizden, annelerimiz değil mi? Efendimiz Aleyhisselam'ın eşleri bizim annelerimiz. En-nebiyyü evlâ bil mu'minîne min enfusihim ve ezvâcuhu ummahâtuhum. Yani Efendimizin eşleri bizim annelerimiz. Ama buna rağmen onlardan bir şey isterken perdenin arkasından isteyin buyuruyor Kur'an-ı Hakim. Ya annelerimizle duruşumuz bu şekilde olacaksa, o zaman burada bir kız oturduk yan yana böyle, ben ona ders okutuyorum, o sizden ders okutuyor, İslam'ı anlatıyorum, olmaz kardeşim, olmaz. O zaman bir mahremin varsa mahremini okutacaksın, o anlatacak. Ya da şöyle 70 yaşına gelirsin, 80 yaşına, artık birileri orada töhmete yer arıyorlar, fırsat vermeyeceksin. Öyle bir zamana gelirsen inşallah, ömrümüz oralara giderse, o zaman böyle ümmetin kızlarıyla alakalı bir ders halkası olur. Ama şimdi telefonda mahremlerinizi okutun. Oluyor da mesela kız kardeşiniz okuyor bir yerde. Bu kitabı okudunuz, akide, tahavi akidesini. Telefonda ayarlıyorsun, kardeşim diyorsun, sarftan, nahivden başlıyoruz. Akide, tahavi akidesini okuyoruz. İnternette oluyor, maille oluyor, maille değil internette oluyor, telefonla oluyor yani. Mücerrep yaptık, oluyor Allah'ın izniyle. Ders gibi de oluyor, mahremlerinizi okutun. Yani bunu yayacağız, bu ilmi yayacağız. Mühendislikte okuyan, edebiyatta okuyan, tarihte okuyan kardeşlerinize de bu ilimleri okutun. Elhamdülillah bizim de işte Mahmut kardeşim dersinize geliyor, fizik mezunu. Fatih kardeşim geliyor, mühendislik mezunu. Onlar şimdi Beyzavi, Nesefi okutuyorlar. Dolayısıyla o kardeşlerimize de okutalım. Yani hemen bugünden başlayalım. Sahabe-i kiram efendilerimiz Allah Resulüne gelirken neydiler? Yol kesiyorlardı. Bedevi. Allah Resulü Aleyhisselam'a gelip Efendimiz onları kaydedin bunları, şu 6 ay, şu 1 yıl, şu 2 yıl okusun demedi. Kimi bir gün kaldı, kimi 2 gün kaldı. Efendimiz'e gelirken yol kesiyorlardı. Dönüp gittiler, muallim ve mürşid oldular. Namazı, orucu, haccı, zekatı Arap Yarımadası'na, çöllerine Allah Resulü'nü bir gün dinleyenler anlattılar. Dolayısıyla yani 50 gün dolu dolu bu programı okuyup anlayan kardeşlerimiz Allah Teala'nın inayetiyle onlar aynı zamanda şunu da tekeffül ediyorlar. Mutlaka biz bu ilimleri okutmalıyız, bunu tekeffül ediyorlar. İşte İmam Tahavi böyle bir ailede dünyaya geliyor. Dedesi o alim mi değil mi, onunla alakalı bir kayıt yok. Askeriyeye mensup olabilir bununla alakalı, asker olabilir bununla alakalı rivayetler var İmam Tahavi'nin dedesiyle alakalı. Taha köyünün adı oraya nispet ediliyor. İmam-ı Tahavi künyesi ise Ebu Cafer. Künyesi Ebu Cafer. Taha köyünün adı oraya nispet ediliyor, Tahavi. İmam Müzeni'nin talebesi ama ilimde bir dirayeti var. İlim adamı hakkı söyleme noktasında kimseden imtina etmez. Kimseden korkusu olmaz. Osmanlı'da Bolevi diye bir Şeyhülislam var. Diyorlar ki ona, şu 4. Mehmet'e söyle, hep ava gidiyor. Ordunun önüne geçsin de cihad etsin, dağılıyor devlet. Sürekli hezimet haberleri geliyor cepheden. Diyor ki, sultandan havf ediyorum. Böyle Şeyhülislam olur mu? Ve iyyâye ferhabûn. Sadece Allah'tan korkacak. İz bin Abdüsselam gibi, İmam-ı Nevevi gibi. Kim gibi? Kemal Paşazade Hazretleri gibi. Kemal Paşazade. 300 civarında eseri var. 300 civarında. İmam-ı Suyuti ile onu mukayese ediyorlar. Menkulatta İmam-ı Suyuti, makulatta Kemal Paşazade. Edirne kapıda orada, yolun kenarında, mezarı orada, üste girerseniz görürsünüz. Hanımı da orada, kendi de başında 2 tane kaya taşı var. Ziyaret etmek lazım hanımının ve kendinin başında. Kemal Paşazade.
Muftü Sakaleyn, yani o hem insin hem cinnin müftüsü olarak şöhret buluyor. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde bununla alakalı bir hikaye var. Hani çok istidradi araya girmesin diye ben şimdi onu anlatmayayım, ileride gelirse anlatırız. Peki Muftü Sakaleyn dönüyorlar Mısır'dan, Yunus Paşa'ya soruyor Yavuz Sultan, büyük adam, velayeti müsellem adamdır Yavuz Sultan. Allah Teala iki asır sonra İttihad-ı İslam'ı kurmayı ona nasip etmiştir. Moğollarla dağılan ümmet yapısını birleştiren, 8 yılda bir araya getiren adam Yavuz Sultan'dır. Onun için şöyle olmuyor demeyin. Ya neden bu ümmet bir araya gelemiyor? Neden birleşemiyoruz? Ya kardeşim, bataklık var. Sen şimdi burada taş olacaksın. Ben taş olacağım. Bizden sonraki nesiller bize basacaklar, karşıya geçecekler. Şu bataklığa giren gömülüyor. Yani sen kendini feda edersen, ben feda edersem, eğer bu ümmetin içerisinde on binler, yüz binler fedakar, değergam, kahramanlar, ilim adamları çıkar, onlar kendilerini ortaya koyarsa, işte o zaman Allah bize İttihad-ı İslam nasip edecek. 200 yıl sonra geliyor. Ne zaman? 1512'de Yavuz geliyor işte. Yani 1299'da Devlet-i Aliye kuruluyor. Ne kadar bir zaman geçiyor. Yani Allah Teala uzun emek sahiden sonra ihsan ediyor. Dönüyor Mısır'dan. Mısır'a neden gidiyor? Çünkü Portekizler Hicaz'a saldıracaklar. Mısır'ı almak gerekiyor. Eğer almazsanız Kabe-i Muazzama tehlikede. İranlılar, Şia, Anadolu'da 50 bin Müslüman, Sunni öldürmüşler. İdris Bitlisi Hazretleri diyor ki, gel efendim, gel diyor. Yani Şii Türkler Diyarbakır'ı kuşatmışlar. Müslüman Kürtler kimden yardım istiyorlar? Yavuz'dan, gel bize, gel imdad et diyorlar. Yani o Ahmet, Diyarbakır çevresi Devleti Aliye-i Osmaniye'ye İdris Bitlisi Hazretleri, ki bir Kürt alimidir, onun daveti üzerine Osmanlı ordusu gidip orayı alıyor. Neden? İşte İttihad-ı İslam'ın önemli bir adımı orası. Orası İran'dan gelen Şah İsmail'in tehlikesinden, belasından kurtulması gerekiyor. O kadar bir zulüm var ki ehli sünnetin alimlerini mezardan çıkarıp kemiklerini astırıyor Şah İsmail. Ya bu ümmet bu tehlikeyi görmüyor. Türkçülük yapan, Kürtçülük yapan, Arapçılık yapan, o ırkçılıktan dolayı bu ümmetin başına gelen belalara baksın. Eğer bakmıyorlarsa yarın yeni belalar gelince bunlar sorumlu olacaklar önce. Hepimiz sorumluyuz ama bunlar da sorumlu olacaklar. Yani Allah'ın huzurunda verilir mi ya? Biz bu dünyaya ırkçılık yapmaya, ırkımızı o bayrağı taşımaya mı geldik? Yoksa İslam'ın bayrağını taşımaya mı geldik? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ İlla tef'aluhu tekun fitnetun fil ardı ve fesadun kebir. Eğer dost olamazsanız kafirlerin yaptığı gibi, kafirlerin bir araya gelip Birleşmiş Milletleri kurduğu gibi, siz İslam Birleşmiş Milletleri'ni kuramazsanız, tek devlet olamazsanız, Üsküp'ten Patani'ye kadar aranızdaki sınırları kaldıramazsanız ne olur? Büyük bir fesat olur işte. Gazze'de, Bağdat'ta, Şam'da, Arakan'da, Doğu Türkistan'da olduğu gibi sürekli Müslümanların tabutlarının omuzlarda taşındığını görürsün kardeşim. Görürsün de bundan da sorumlu olursun yani, oluruz. Onu söylüyor Allah Teala'nın ayetleri. Peki oradan gelirken soruyor Yavuz Yunus Paşa'ya. Diyor ki, söyle bakalım paşa, Allah Teala Mısır'ı da nasip etti. Diyor ki, efendim Mısır'ı aldık. Ama bir kölemene bıraktık, dönüyoruz. Yani Memlüklerden birisine bırakıp dönüyorlar. Peki Yavuz'un derdi, eğer saltanat olsaydı amcasının oğlunu bırakırdı orada, değil mi? Oğlunu bırakırdı, kardeşini bırakırdı. Kimi bırakıyor? Mısır, İslam dünyasının kürsüsü. Oralı birisini bırakıyor, dönüyor. Bakıyor ki orduda bir rahatsızlık var, ırkçılık hastalığı var. Neden bizden birisi değil de Mısırlı birisini Mısır'ın başına bıraktı? Kaynıyor ordu. Paşa Yavuz'a kadar bunu getirince Yavuz öldürüyor Yunus Paşa'yı. Hemen Kemal Paşazade geliyor. Niye geliyor?
o başın hesabını soracağı. Sen nasıl bu adamı öldürdün, onun hesabını soracağı. Şeriat öyle, herkesin can emniyeti var. Nasıl yargılamadan öldürürsün? Oraya bir hışımla geliyor, gelirken atı çamura vuruyor, çamur Yavuz'un kaftanına sıçrıyor. Herkes diyor ki eyvah, şimdi Kemal Paşazade Hazretlerine dönecek. Çıkarıyor kaftanı, bunu diyor mezarımın üzerine koyun. Ulemanın, şeriatın hesabını sormaya gelen, gelirken atının ayağından çamur üzerime sıçrayan o alim var ya, şeriatın o ölümün mahşerinde Yavuz'un kılıcını çektiği zaman şeriat hesabına beni yargılamaya gelen o alim büyük. Onun atından çıkan, ayağından çıkan o çamurlar kaftanımın üzerinde, onu bana mezarımın üzerine koyun diyor Yavuz Sultan rahmetullahi aleyh. Şimdi alim böyle olacak. Hesabı soracak, hakkı söyleyecek, ayağa kalkacak. İmam Tahavi'ye Mısır hükümdarı geliyor, kızımı sana vereyim diyor. Almam diyor senin kızını. Ona diyor ki bu millete zulmetme. Çünkü hükümdar kızı alırsa artık o sarayın içinde ilim olmaz kardeşim. Saray, lüks bir hayatın içinde ilim olmaz. Yani fabrikalarınız olsaydı, hanlarınız, hanumanlarınız olsaydı, yatınız, katınız olsaydı, o zaman onlar sizi tatile davet ederdi. Ya şimdi bu sıcakta, uykusuz, burada 50 gün çekilir mi? Ya onun için bakıyorsun, en kahraman adamlar en zor coğrafyadan çıkıyorlar. Daha fedakar oluyorlar. Efendim İmam Tahavi ilmin ehliyetine, İlmin verdiği ona, o namusa sahip çıkıyor, sadakat gösteriyor. 20 yaşlarında mezhebini değiştiriyor. Ne oluyor? İmam Ebu Hanife'nin mezhebine geçiyor. Yani şimdi diyeceksiniz ki, yani İmam Şafii'den İmam Ebu Hanife'nin mezhebine geçince mi ilim, fikir, cehdine, namusuna sahip oluyor? Hayır. Bir alim İmam Şafii'nin mezhebinden, İmam Ebu Hanife'nin mezhebinden Şafii'nin mezhebini, ondaki delilleri daha mukni görür, o da oraya geçer. Yani burada geçişler niçin olursa, ilim ehliyetine, liyakatine sadakat gösterilmiş olur. Ne zaman olursa, eğer karşının delilleri size daha mukni gelirse. Olmuş Ebu Hanife'nin mezhebinden de İmam Şafii'nin mezhebine geçen alim olmuş. Maliki'den Hanbeli'ye, Hanbeli'den Maliki'ye geçmişler. Fakat bu ne zaman haram olur? Eğer dünyevi bir amaçla olursa. Yani bir adam Hanefi mezhebine mensup bir adamın kızını seviyor. Kızın babası da diyor ki mutaassıp bir Hanefi. Efendim diyor, sen Şafii'sin, ben Şafii'ye kızımı vermem. Hanefi olursan kızımı sana veririm dese, o kızı almak için de adam Hanefi mezhebine geçse haramdır. Neden? Çünkü dünyevi bir amaç için mezhebini değiştirdi. Olmaz. Ama İmam Tahavi neden mezhebini değişiyor? Ebu Hanife'nin delillerini daha mukni görüyor. Bakıyor ki dayısı İmam Müzeni, İmam Şafii'nin talebesi, ama fetva verirken nerelere bakıyor? Ebu Hanife rahmetullahi aleyh onun kitaplarına bakıyor. O zaman ben de gideyim diyor, bunlara bakayım. Ben de bunlardan alayım. Yani burada İmam Şafii ile alakalı zinhar, yanlış bir ifade anlaşılmasın. İmam Şafii büyüktür. Hanefi mezhebin bazı alimleri de oraya geçmiştir. Ama İmam Tahavi'nin zaviyesinden baktığınız zaman o böyle görüyor. Hanefi oluyor. Hatta bazı Vahabiler diyor ki mutaassıp bir Hanefi'dir. Değildir. Mutaassıp olur mu ya? Mutaassıp ne demek? Delili gördüğü halde onunla amel etmiyor. Mutaassıp bu. Bir alim delili biliyor. Biliyor ki bu delil benim mezhebime muhalif. Onunla amel eder mi? Yapar mı? Bir Müslüman bunu yapar mı? Allah Resulü Aleyhisselam'ın sahih bir hadisi var. Bu da alim, onu bildiği halde yapar mı? Yapmaz. Neden? Çünkü bütün mezhep imamları diyor ki, ne diyorlar? Efendim, yani olur ki biz sahih bir hadise ulaşamamış olabiliriz. İza sahhal hadisu fehuve mezhebi. Bak yazın bunu. Dört imama da nispet ediliyor. Bununla alakalı birisi bir kitap yazdı.
Sadece bununla alakalı. Yani farklı yollardan, farklı senetlerden dört imama bunu ulaştırıyorlar. Dört mezhep imamına. Hepsi diyor ki, اِذَا صَحَّ الْحَد۪يثُ فَهُوَ مَذْهَب۪ي. Yani hadis sahih olduğunda, sahih olduğu ortaya çıktığında, eğer benim görüşüm o sahih hadise aykırıysa, muhalifse, o zaman benim görüşümü almayın, benim görüşümü atın diyor. Hepsi. فَهُوَ مَذْهَب۪ي. Benim mezhebim nedir? O sahih hadistir, onu alın. Kim diyor? İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Hanbel, rahmetullahi aleyhim ecmai. Hepsi bunu söylüyorlar. Ya şimdi bunların yolundan giden bir alime mutaassıp denir mi kardeşim? El insaf yani. El insaf. Peki İmam Tahavi rahmetullahi aleyh fıkıhta, tefsirde, hadiste, akidede muhallet eserler vücuda getiriyor. Ki hadis ilmiyle alakalı eserleri Hanefi mezhebinde ayrı bir yere sahiptir. Yani kolbaşı diyebileceğimiz iki tane eser telif ediyor İmam Tahavi rahmetullahi aleyh. Yani iki mühim eser, başka eserler var. Nedir o? Birisi Şerhu Ma'anil Asar. Şerhu Ma'anil Asar. Şerhu Ma'anil Asar'da ahkam hadislerini alıyor. Ahkam hadisleri arasında bir taarruz varsa onları alıyor, onları tevfik ediyor, tahsis ediyor. Olmadı, tevfik edemediyse o zaman ne yapıyor onları? Diyor ki şu hadisi şu neshetmiştir. Bunu yazmasının gerekçesini ifade ederken İmam Tahavi diyor ki, yani bir talebem bana geldi, dedi ki, genelde alimlere talebeleri giderler, hocam derler, şu alanda ihtiyaç var, bu alanda bir eser telif eder misin? Yani para kazanmak için, hani 30 kitabım olsun diye, kitaplar iyi gidiyor, teliften iyi kazanıyoruz diye kitap yazmadılar. İbtiga emmarzatillah. Sadece Allah Teala'nın rızası, ümmeti İslam'ın ihtiyacını gidermek için yazdılar. O diyorlar ki, ya alıyor bu zındıklar Efendimiz Aleyhisselam hadisi şeriflerini, diyorlar ki bu hadis buna aykırı, şu şuna aykırı. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın hadisleri arasında sanki bir taarruz var. Bu taarruzla ümmetin İslam talebelerini, zihinlerini iva ediyorlar, karıştırıyorlar, ifsad ediyorlar. İşte o cihetle Şerhu Ma'anil Asar'ın fevkalade ilim tarihinde, hadis ilminde ayrı bir, apayrı bir yeri var Şerhu Ma'anil Asar. Mesela Hanefiler ne yapıyorlar sabah namazında? İsfar değil mi? Esfiru subha fe innehu a'zamu lil ecri. Ne zaman sabah namazını kılmak Hanefi mezhebinde müstehap? Havayı aydınlatacaksınız. Yani böyle namazı bitirdikten sonra 20 dakika kadar bir zaman kalacak. Gideceksiniz, abdestiniz son oturuşta bozulursa abdest alıp, yani 60 ayet okuyacak kadar bir zaman bırakacaksınız. Güneşin doğmasıyla selamınız arasında işte yaklaşık 20 dakika. Sabahı geç kılmak bu hadisten dolayı. Esfiru subha fe innehu a'zamu lil ecri. Hanefi mezhebinde müstehap. Peki Hazreti Ayşe annemizden gelen gales rivayeti var. Onun için İmam-ı Şafii nerede kılıyor? Fecirden sonra kılıyor. Yani karanlıkken kılıyorlar. İmam Tahavi alıyor bu iki hadisi. Bunları tevfik ediyor. İkisini yan yana koyuyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın bütün uygulamalarına bakıyor. Sabah namazını kılış şekillerine bakıyor. Vakitlerine bakıyor. Sonunda ne diyor? Efendim diyor, şöyle yapmak gerekir. Galeste başlamalı, isfarda bitirmeli. Yani sabah namazında Allah Resulü uzun okuyorlardı. Siz de uzun okuyorsunuz. İki hadisi cem ediyor. İki hadisi birlikte anlıyor. İşte Şerhu Ma'anil Asar'ın özelliği bu. Böyle bir hadis. Yani şimdi bu hadisi, galesi alıp isfarı atmıyor. İsfarı alıp galesi de atmıyor. Diyor ki erken vakitte başlıyorsunuz.
Sabah namazında uzun kıraatiniz var. Ne zaman bitiriyorsunuz? Ebu Hanife'nin müstehab dediği, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisiyle amel ettiği esfiru subha fe innehu a'zamul ecri ki bu hadisiyle amel etmişti. O vakitte bitiriyorsunuz. Peki şer-u muşkilli asar, onda sadece ahkam hadisleri değil, bütün hadisleri alıyor. Her konuyla alakalı hadisleri alıyor. Yine onları tevfikine, tahsisine, nesline bakıyor. Onunla alakalı mutalalarını serdediyor. İmam-ı Tahavi, nahivle alakalı, tarihle alakalı, tefsirle alakalı, her alanda eseri olan bir alimi, Rabbani İmam-ı Tahavi rahmetullahi aleyh. Peki akide ile alakalı eseri. Akide ile alakalı şimdi okuyacağımız metin akide ile alakalı. Peki bunun üzerine çok şer var. Bir tanesi şu. İbnu Ebil Ezin şerhi. İbnu Ebil Ezin şerhi. Şimdi bu iki ciltlik bir şerhtir. Ne zaman vefat ediyor? 792'de. Ama kimin esasına, usulüne göre Tahavi akidesini şerh ediyor? Kimin? İbn-i Teymiye'nin. İbn-i Teymiye'nin vefatı ne zaman? 728. 728 bu. 792. Ona göre şerh ediyor. Yine bu Hanefi'yim der bu. İbn-i Ebil İz. Bunun Ettenbihu ala muşkilati hidaye. Değil mi? Ettenbihu ala muşkilatil hidaye. Hidayeye bir reddiyesi var bunun. İmam Merginani'nin hidayesi. Hidaye ki Hanefi mezhebinin general kitabıdır o. Yani İfam'da en son okunan fıkıh kitabı odur. Müdellel bir kitaptır. Çok esaslı bir kitaptır hidaye. Yani büyük alimler, allameler onu okutmakla iftihar etmişler. Allah Teala onu okumayı hepinize nasip etsin. Şimdi böyle kısa programlarda vaizlerle alakalı burada bir program vardı. Dedik ki onlara ne okuyalım? En son hidayete karar kıldık. Hidaye okuyalım. Hidaye okuyunca program bitti. Dedim ki onlara ne anladınız? Şunu anladınız değil mi? Bu adamlar büyük adamlar. Vaiz bunlar. Büyük adam bu adam. Bunlar büyük adamlar. Yani çok bir şey anlaşılmasa bile, çünkü 50 günde çok bir şey anlaşılmaz hidayeden. Yani sarfı nahvi yanına koymazsanız, diğer ilimlerle onu desteklemezseniz, ama en azından bunların büyük adam olduğunu anlamış oluyor. Şimdi bu İbn-i Ebil İz'in Hanefi'yim der ama hidayeye 5 ciltlik bir reddiyesi var. Bu var. Aslında belli noktalarda güzel bir şerhtir bu. Güzel bir şerhtir. Fakat sıfatlarla alakalı meselelerde İmam-ı Tahavi'nin görüşlerini çarpıtır. Tahavi selef akidesine göre sıfatları anlar ama bu ne yapar? Onları İbn-i Teymiye'ye göre yorumlar. İbn-i Teymiye'ye göre yorumlar. Onunla alakalı mutalayı size arz edeceğim. Bu ikinci şerh Gaznevi'nin şerhidir. Bu da güzel bir şerhtir. Efendim bu ise Hereri şerhidir. Hereri Somalili bir alimdir. Hereri. Hereri tefsiri olan, Müslim'in üzerine şerhi olan, şu an yaşayan bir Hereri var. O değil. Bu Somalilidir yine. Bu da güzel bir şerhtir. Yine bu Meydani şerhidir. Akidatut Tahavi üzerine, El-Akidatut Tahaviye üzerine Meydani şerhi. Efendim bizim takip edeceğimiz, elinizde olan ise Baberti mi demişlerdi size? Baberti. Baberti'nin şerhi, aynı zamanda Baberti nerelidir? Bayburtludur. Bunun Hidaye üzerine Inaye diye şerhi var. Başka kitapları da var. Hidaye üzerine de şerhi var. Onun eserinden takip edeceğiz inşallahü teala. Başka Konevi şerhi var. Mahduttur, aşağıda var. Başka bir tane daha var. Onu inşallah biz yazdık şimdi. Mahdut'ta idi. Onu aktardık. İnşallah Konevi şerhiyle beraber ikisini basmayı düşünüyoruz. Allah Teala muvaffak eylesin. Kardeşlerimizi okumaya, neşretmeye muvaffak eylesin. İmam Kevseri o Konevi şerhini övüyor, methediyor. Mühim bir şerhtir. Peki şimdi Suud'da daha çok demeyeyim de hep bunu okuturlar.
Üniversitede de bunu okuturlar. Hangisini? İbn Ebiliz'in şerhini okuturlar. Yani bununla alakalı kısaca şunu söyleyeyim. Şimdi bunlar ehli sünnet deyince bu selefi dediğimiz kardeşlerimiz. Aslında Vahabi de selef çünkü bir kuşağın adıdır. Yani sizin babalarınız sizin selefinizdir. Bu ümmetin selefi de Efendimizin hayrul kuruni ashabi thummellezine yelunehum thummellezine yelunehum. Üç kuşaktan bahsediyor. Bir kuşak 100 yıl olursa 3 asır devam eder bu ümmetin selefi. İbni Teymiye ne zaman yaşıyor? 728'de vefat ediyor. Çok sonra geliyor. Veya işte 220'lerde bitiriyorlar selef kuşağını. Hangisini alırsanız alın ama netice itibariyle İbni Teymiye oraya girmez. Peki şimdi bunlar efendim ehli sünnet diyorlar, akidesi diyorlar, selef akidesidir. İbni Teymiye ile başlayan o anlayışa götürüyorlar, ehli sünneti oraya mahkum ediyorlar. Aslında şöyle yapabiliriz, 3 başlık altında mutala edebiliriz. Bir selef akidesi, selefin akidesi nedir? Selef, bak şu ayet-i kerimeyi hepiniz ezberleyin. Efendim hangi ayet-i kerime? Ali İmran suresindeki efendim 1. sayfadaki o müteşabihattan bahseden ayet-i kerimeyi ezberliyorsunuz. وَالَّذ۪ي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْو۪يلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهُ. Onlar nereye hep dalıyorlar? Müteşabihata gidiyorlar. Niye? Fitne için. Ya bu Muhammed bin Abdülvehhab çıktığından bu tarafa bu ümmet neyin kavgasını yapıyor? Allah'ın sıfatlarının kavgasını yapıyor. İstiva öyleydi böyleydi. Ehl-i sünnet uleması onu bitirdiler. Ama şimdi gidiyorsunuz birisiyle oturuyorsun tekfir ediyor seni. Öteki bakıyorsun Maturidi'yi tekfir ediyor. Eş'ari'yi tekfir ediyor. Eğer Eş'ari, Maturidi bunları tekfir edersen kim var kardeşim kim? Allah diyor ki bak bunlar üzerine girme, bunlar üzerinde uğraşma, bunlar üzerinde fazla derinleşme, bırak diyor bu alanı bırak. Ama adamlar akideyi getirdiler, Allah Teala'nın girmeyin, fazla dalmayın dediği konuda daldılar oraya. Sonra da diyorlar ki bu selefin akidesidir. Peki selef ne diyor? Tefviz var onlarda değil mi? Hem tenzih ediyorlar Allah Azze ve Celle'yi, hem tefviz ediyorlar, Allah'a havale ediyorlar değil mi? Allah Azze ve Celle'ye havale ediyor. Yani yedullahi dediyse, yedullahi fevka idihim, biz bilmiyoruz diyorlar. Allah Teala böyle buyurdu, girmiyorlar ona. Ama sonra felsefe geliyor, onlar saldırıyorlar. Peki siz bunları anlamanız gerekiyor. İkinci damar, İmam Maturidi, İmam Eş'ari'nin damarı, onlar bakıyorlar lügatta bunlar hangi başka anlamlara geliyorlar? Başka hangi anlamlara geliyor? Efendim hakikatine bakıyorlar, mecazına bakıyorlar. Mesela diyorsun ki El Beldetu, İmam Gazali rahmetullahi aleyh İlcamul Avamında diyor ki El Beldetu fi yedil melik. Efendim şehir hükümdarın elindedir dendiği zaman ne anlaşılır? Onun idaresi altındadır değil mi? El beldetu fi yedil emiri. Dolayısıyla o belde, o şehir o adamın idaresindedir. O zaman yedullahi fevka eydihim. Onlar biat ediyorlar. Allah'ın eli, yani Allah'ın kudreti, Allah'ın nusreti, Allah'ın ihsanı onların üzerinde. Peki bu ayet neden bahsediyor? Hudeybiye'de 1400 kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat ediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهِ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اِد۪يهِمْ. Yani Allah Azze ve Celle'nin gökten eli mi geliyor onların üzerine? Var mı böyle bir şey? Yok. Peki ne? Ey 1400 kişi, Allah'ın yardımı sizinle diyor. Bunlar 1400 kişi Medine'ye gelip oradan nereye gidiyorlar? Nereye?
Hayber'e gidiyorlar değil mi? Efendimiz dönerken Allah Teala onlara Hayber'in fethini nasip ediyor, müjdeliyor. İnna fetahna leke fethan mubina. Ne zaman geliyor? Hudeybiye'den 1400 kişi ölümünü Allah Resulüne biat ettiler. Cenab-ı Hak da yedullahi fevka idihim. Allah'ın nusreti sizinle, eli sizinle, kudreti sizinle. Geliyorlar Medine'ye. Lekad radiyallahu anil mu'minine iz yubayi'uneke tahteşşecerati fealime ma fi kulubihim feenzelessekînete aleyhim وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَر۪يبًا. Onlardan bahsediyor. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَر۪يبًا ne demek? Hayber'in fethi demek. Efendimiz Hayber'e giderken Medine'de sahabe, biz de gelelim ya Resulallah diyorlar. Allah Resulü olmaz buyuruyor. Kim gelecek? Bu 1400 kişi. Yahudi ile savaşacak ordunun iki özelliği olacak. Bir, Allah'ın kudreti onlarla olacak. Allah Azze ve Celle böyle bir teminat verecek onlara. Allah onlardan razı olacak. Allah onların yüreklerine sekinet indirecek. O 1400 kişi geliyor Hayber'i fethediyor. Yani böyle 10 tane 100 tane Arap devleti bu işi yapamaz kardeşim. Yapamadılar işte. Yok olup gittiler. İki defa savaştılar. 1948'de 67'de duramadılar. Şu kadar İsrail'in karşısında duramadılar. Kim durur? İşte Allah'ın nusretinin onlarla olduğu, Allah'ın kendilerinden razı olduğu bir ordu ancak Yahudi'yi yıkacak. Bunun sayısı önemli değil buyuruyor Kur'an-ı Hakim. Belki 1400 kişi, belki 14.000 kişi gelecek. Allah Teala kendilerinden razı olduğu, yüreğinde sekinet olan o 1400 kişiyi indirecek. Bunlar İsrail'i silecekler, yok edecekler Allah Teala'nın inayetiyle. Peki o zaman ne diyor Maturidi, Eş'ari damarı? Diyorlar ki biz bunları mesela yedullahi dediyse Allah'ın kudreti olarak anlayalım. Peki anlamaya müsait mi? Bilakis sanki ayet öyle diyor, öyle değil mi? Yani manaya, mefhuma baktığınız zaman ayet sizi oraya götürmüyor mu? Oraya götürüyor. Peki üçüncü damar İbn-i Teymiye'nin damarı. İbn-i Teymiye diyor ki Allah el dediyse eldir diyor. İstiva varsa istiva dediyse istiva alel arşi, arşa istiva etmiştir diyor. Yani oturmuştur. Yani bu mutalaları söylüyorlar. Peki o zaman İmam Gazali diyor ki eğer Allah'ın etten, kemikten, kandan bir eli var derseniz o zaman ne olur? Allah'ı haşa bir puta benzetirsin. Puta, puta benzer. Onun için Allah'ı tenzih etmek, takdis etmek için ne diyor İmam Maturidi rahmetullahi aleyh? Biz diyor bunu bu şekilde anlarız, kuvveti, kudreti olarak diğerlerinde bu şekilde anlarız. Zaten ayet-i kerime de 7. ayet. Bu ayeti hepimiz ezberliyoruz. Buradan giderken, İfam'dan giderken Allah Teala'nın inayetiyle 7. ayeti Ali İmran suresinin 7. ayet kerimesini bütün kardeşlerimiz ezberliyorlar. Bu ayet bize sıfatlarla alakalı çok fazla girme. Eğer giriyorsan sende arızalar var. Bu ümmeti işine tefrika sokmak istiyorsun diyorlar. Yani ayet öyle diyor. Peki ibareyi okuyalım ve diğer dersimize geçelim inşallah. Efendim, şimdi bazıları bu ilk paragrafı hasfediyorlar. Bu Vahabi dediklerimiz okuyorlar ya, bu İbn-i Ebiliz'in şerhiyle, bu kardeşlerimiz burayı hasfediyorlar. Niye? Çünkü buradaki ifadeden hoşlanmıyorlar. İmam-ı Tahavi rahmetullahi aleyh şu okuyacağım yerde bu akaidin özelliğini veriyor aslında. Yani demek istiyor ki bunun adı el-akidetu tahaviye değil, nedir? Ehli sünnet akidesidir diyor. Ehli sünnet akidesidir diyor. Aslında adını burada veriyor. Peki ben bu ehli sünnet akidesini oturup da kendim müstakil olarak Kur'an sünnetten yalnız mı aldım diyor? Hayır. Peki nereden aldım bunu? Nereden aldım bunu? Hocalarım var diyor. Benim de hocalarım var. Hocalarımın hocaları var. Onları veriyor burada. Kimi veriyor? İmam Ebu Hanife'yi,
İmam Ebu Yusuf, İmam-ı Muhammed'den bahsediyor. Nasıl insanların nesepleri var, nesepleri var, babadan yukarıya doğru gider. Hocaların da, ilmin de nesebi var. Mesela bazı şeyhler bu akide şerhine nasıl başlarlar? İmam-ı Tahavi'ye kadar şu kadar hocalarının adını verirler. Yukarıya doğru an fulan 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 diye gider, en son İmam Tahavi'ye gelir. İmam Tahavi de bir anlamda hepsini zikretmiyor. Gerçi İmam Muhammed ile Ebu Yusuf'u da görmüyor ama sanki hasfediyor bir kısmını, senedini veriyor. Sebet diyoruz buna, sebet. İcazetteki o sened, liste, isim, hocalarınız, kim ilimde baban, deden, Ebu Hanife'den Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kim seni taşıyor onu anlatmak, buna sebet diyoruz. Peki, هَذَا ذِكْرُ بَيَانِ عَقِيدَةِ اَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى مَذْهَبِ فُقَهَاءِ الْمِلَّةِ اَبِي حَنِيفَةً نُعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنَ الشَّيْبَانِ وَمَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ أُسُولِ الدِّينِ اَوْ وَمَا يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ أُسُولِ الدِّينِ وَيَد۪ينُونَ بِهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ Efendim, bu kadarla iktifa edelim. Yarın artık metne başlamış olduk. Bundan sonra metni tefsir ediyoruz, izah ediyoruz. Yani şimdi sünnet ne demek, cemaat ne demek, mezhep ne demek, neden fukahai millet dedi. Efendim, bunları böyle kelime kelime üzerinde durarak izah edeceğiz. İlgili deliller, ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler geldiği zaman da onları ezberliyoruz inşallah. Yani buradaki söylediğim ayet-i kerimeler ders içinde onları ezberliyoruz ama özellikle bu Ali İmran suresindeki 7. ayet-i kerimeyi de ezberliyoruz.